Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bolu'da devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Bolu'da tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise çok farklı bir konseptle hizmet veren Hotiç ve Kahve'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın İbrahim Çakmak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Şimdi özellikle mekanımız çok farklı ve burası tarihi bir bina. Öncelikle tarihinden biraz bahsederek başlayalım röportajımıza. Evet, mekan 16. yüzyılda Sokulu Mehmet Paşa, yani Tavil Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bir eser. Mimarı bilinmemekte, yani 500-600 yıllık bir eser diyebiliriz. Tabi bu arada bu konsepti sunmak nereden aklınıza geldi? Aslında bu bir hayal ürünüydü diyebilirim. Benim sürekli kafamda böyle bir proje vardı. Mekanın hamam kültüründen de biraz burada bahsedebiliriz. Hamam kültürünün biraz daha bu jenerasyon farkı ile hamam kültürünün yok olmasından dolayı hamamın fonksiyonel anlamda değiştirilmesi, ama evet, hamam faaliyeti burada söz konusu değil, fakat görsel anlamda bu hamam kültürünü devam ettirmeyi baz aldık. Dolayısıyla bunu da şu an başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel ve dediğim gibi hani az önce sohbetimizde de ben size söylemiştim zaten, çok farklı mekanlar çektik ama böyle bir mekan, bu tarz bir mekan ilk defa çekiyoruz. Bu anlamda çok başarılı, çünkü burası tamamen tarihi bir bina ve bir hamam. Bu anlamda dekorasyonu, modernizasyonu ve renovasyonu sağlanmış ve halka sunulmuş bir mekan. Bu anlamda tabii ki çok güzel bir mekan, ama aynı zamanda özellikle Hotiç markasıyla nasıl tanıştık? Hotiç markasıyla şöyle tanıştık. Hotiç markasını biz bu mekana, mekanın kendine özgün mimarisi, çekiciliğini baz alarak buraya yakışacak bir marka olmasını istedik. Dolayısıyla burada da bize en uygun ve Bolu tüketicisine en uygun marka Hotiç olduğuna karar verdik. 3 yıldır da faal bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Tabii burada özellikle bayların ve bayanların uğrak yerlerinden bir tanesi ve bu anlamda son derece modern ve çok güzel, aslında herkese hitap eden bir tarzı var. Öyle değil mi Hotiç'in de? Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Genelde lüks tüketim ürünleri olarak daha çok faaliyet gösteren bir marka. Fakat şu an fiyat segmentinde bütün her kesime hitap eden kampanyalar dahilinde uygun fiyatlarla birlikte ve materyalleri deri olan ürünler, kendilerine has özel tasarımla birlikte harmanlanmış birçok koleksiyonu burada satışa sunuyoruz. Hotiç'in Türkiye'de zaten bir marka algısı var, başarılı bir çizgisi var. Biz de burada en iyi şekilde bu markayı temsil ediyoruz. Şimdi dilerseniz diğer bölümümüze geçelim, kahvemizi birlikte içelim sizinle, hem de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi kafe konseptindeyiz. Burası gerçekten dediğimiz gibi çok güzel bir mimariye sahip, ama aynı zamanda dekorasyon da yine size ait, öyle değil mi? Evet, burada aslında dekorasyon, iç dekorasyon anlamında bir şeyler kattık. Fakat zaten hamamın fiziki yapısı, geçmişten gelen o tarihi özelliğini kaybetmemesi, bizim de bu tarihi çatı altında müşterilerimize daha rahat, konforlu, nezih bir ortam sunabilmek adına bu kafeyi de faaliyete soktuk. Evet, bu anlamda tabii ki konsept hiç değişmedi. Şu anda oturduğumuz yer Göbektaşı dediğimiz, kurnamız var. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde orijinalini bozmadan, orijinaline sadık kalınarak, ama aynı zamanda demoklasik tarzda da döşenen ve dekorasyon yapılan bir yer burası.
Öyle değil mi? Evet, zaten hamamın tarihinde de farklı milletlerden, farklı inanışlardan olan insanların hamam faaliyetini gerçekleştirdikten sonra birlikte oturup kahve içip sohbet edebildikleri bir yerdi hamamlar. Evet. Burada evet yine dediğimiz gibi hamam faaliyeti yok ama burada yine aynı sentez devam ediyor. Yani insanlar, farklı kesimlerden insanlar aynı çatı altında, bu nezih ortamda mistik bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bu anlamda başarıyı getiriyor. Bundan sonrasında da biliyorum ki yine orada da başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yurt dışı ve yurt içi, yerli ve yabancı tüm turistlerimizi, özellikle Bolu'ya gelen, Bolu'da keyifli vakit geçirmek isteyen tüm müşterilerimizi Hotiç ve kahve mekanımıza davet ediyoruz.